Evs ve Hazreç. Evs ve Hazreç kabileleri kendileriyle birlikte Yesrib'de yaşayan bazı Yahudi kabileleriyle müttefiktiler. Fakat aralarındaki ilişki çoğunlukla kötü duygularla örülmüştü. Bunun nedeni ise tek tanrıcı Yahudilerin Allah'ın seçilmiş kulları olarak çok tanrıcı Araplara güçlerinden dolayı saygı duymalarına rağmen bir kıskançlık beslemeleriydi. Yahudiler sıkıntıya düştüklerinde ise şöyle diyorlardı: gönderilecek olan peygamberin zamanı şimdidir. O bize geldiğinde biz sizi Ad ve İrem kavimlerinin yerle bir edilmesi gibi yok edeceğiz. Yahudi alimleri ve kahinler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nereye geleceğini soranlara çoğunlukla Mekke ile aynı yönde olan Yemen tarafını işaret ederlerdi. Bu nedenle Yesribliler Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden bir adamın var olduğunu duyunca dikkat kesildiler. Getirdiği mesajın özelliklerini duyduklarında ise daha çok ilgi duydular. Çünkü onlar eskiden beri tek tanrıcı akideye aşinaydılar. Yahudiler onlarla daha iyi geçindikleri zamanlarda onlara Tanrı'nın birliğini ve insanın esas amacının ne olduğunu anlatırlar ve birlikte bu konuyu tartışırlardı. Öldükten sonra dirilme fikri çok tanrıcı putperestler için kabul edilmesi zor bir konuydu. Bir keresinde Yahudi alimlerinden biri bu konuyla ilgili olarak güneşi işaret ederek orada tekrar diriliş gerçeğini tasdik edip ispatlayacak bir peygamberin geleceğini söylemişti. Arapların Mekke'den gelecek olan haberlere bu kadar dikkat etmeleri, dolaylı olarak İbnül Heyyeban adında Suriye'den Yesrib'e göçmüş ve yağmur sularıyla vadiyi birkaç kez kuraklıktan kurtarmış olan bir Yahudi'den kaynaklanıyordu. Bu dindar adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği sıralarda öldü. Öleceğini anlayınca etrafındakilere şöyle dedi: ey Yahudiler, beni ekmek ve şarabın bol olduğu bir ülkeden açlık ve zorluk çekilen bir ülkeye getiren sebebi bir düşünün. Sen daha iyi bilirsin dediler. Bu ülkeye gelmesi yakın olan peygamberi karşılamak için geldim. O bu ülkeye hicret edecek. Benim yaşamım süresince gönderileceğini ve benim de ona tabi olacağımı ümit ediyordum. Onun size gelmesi yakındır cevabını verdi. Bu sözler bazı Yahudi gençlerini çok etkiledi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Yahudi olmamasına rağmen onu kabul etmelerini sağladı. Fakat genelde Araplar adamı tasdik ederken getirdiği mesajı kabul etmiyor, Yahudiler ise mesajı kabul ediyor ancak yanlış adam olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Allah seçilmiş milletten olmayan birini nasıl peygamber gönderebilirdi? Bununla birlikte hacılar peygamberle ilgili haberler Yesrib'e ulaştırdığında Yahudiler kendilerinden olmamasına rağmen bu haberlere ilgi duyuyor ve daha ayrıntılı bilgi istiyorlardı. Yesrib Arapları bu ilgiyi fark ettiklerinde ve Yahudi alimlerinin ilgisinin daha çok mesajın monoteist olması üzerinde yoğunlaştığını gördüklerinde bu haberleri taşıyanlar gibi onlar da etkilenmekten kendilerini alıkoyamadılar. Bunların yanı sıra Hazreçliler şimdi bir peygamber olduğunu iddia eden ve daha önce çocukken annesiyle sonraları da Suriye'ye giderken birçok kez Yesrib'e uğramış olan bu adamla aralarında güçlü kan bağı olduğunun farkındaydılar. Evs'e gelince onların ileri gelenlerinden biri Ebu Kays, Hatice ve Varaka'nın halası olan bir Mekkeli ile evlenmişti. Ebu Kays çoğunlukla Mekke'de karısının ailesiyle birlikte kalıyor ve Varaka'nın yeni peygamberle ilgili görüşüne katılıyordu. Hacılar ve Mekke'yi ziyaret edenlerin getirdiği haberlerle desteklenen tüm bu faktörler vadi halkı üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fakat o an için asıl önemli olan kendi iç sorunlarıydı. Bir Evsli ve bir Hazreçli arasında kan dökülmesiyle biten çatışma iki kabileden de birçok boyun savaşa girmesine sebep oldu. Hatta Yahudiler bile bir tarafla müttefik oldular. Üç çatışma olmuştu. Fakat bu çatışmalar engelleyici olmaktan çok insanların kin ve öç alma duygularını kabartmıştı. Diğerlerinden daha büyük dördüncü bir çatışma
kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle Evs'in ileri gelenleri Mekke'ye Kureyşlilerden Hazreç'e karşı yardım istemek üzere bir delege göndermeye karar verdiler. Delegeler Kureyş'ten cevap beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına gitti ve geldikleri şeyden daha güzel ve iyisini isteyip istemediklerini sordu. Bu daha iyinin ne olabileceğini sordular. O da görevinden ve tebliğ etmekle yükümlü olduğu dinden bahsetti. Daha sonra onlara Kur'an'dan bir bölüm okudu. Bitirdiğinde Muaz'ın oğlu İyas şöyle dedi. Arkadaşlar, bu bizim geldiğimiz şeyden daha iyidir. Fakat delegenin lideri yerden bir avuç toprak aldı ve gencin yüzüne atarak öyleyse o senin olsun. Hayatıma yemin ederim ki biz bundan başka bir şey için geldik dedi. İyas sesini çıkarmadı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından ayrıldı. Kureyş onların yardım isteklerini geri çevirdi. Onlar da Medine'ye döndüler. Bundan kısa bir süre sonra İyas öldü. Ölümünde yanında olanlar onun ölene kadar Allah'ın birliğine şehadet getirdiğini söylediler. Bu nedenle o İslam'a giren ilk Yesribli olarak sayılabilir. Ebu Cehil ve Hamza. Mekke'de müminlerin sayısındaki artış beraberinde kafirlerin düşmanlığındaki artışı da getirdi. Bir gün Kureyş uluları Hicr'de toplanmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı birbirlerinin kızgınlıklarını alevlendiriyordu. Tam o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Kabe'nin doğu köşesine giderek Hacerül Esved'i öptü ve tavafa başladı. O Hicr'in yanından geçerken Hicr'dekiler onun aleyhine söyledikleri şeyleri daha yüksek sesle söylüyorlardı. Hazreti Peygamber'in onları işittiği yüzünden belli oluyordu. Hicr'in yanından ikinci kez geçti. Onlar tekrar hakaret ettiler. Fakat üçüncü kez geçişinde onların önünde durdu ve ''Ey Kureyş, beni işitiyor musunuz? Nefsim elinde olana yemin ederim ki sizi helak edeceğim.'' Bu sözler ve onların söyleniş şekli onları sanki büyülemişti. İçlerinden hiçbiri ne hakaret edebildi ne de konuşabildi. Sonunda içlerinde en sinirli ve sert yapılı olanı büyük bir nezaket içerisinde ''Ey Ebul Kasım, yoluna git. Çünkü Tanrı'ya andolsun sen cahil bir aptal değilsin.'' diyerek sessizliği bozdu. Fakat herkesin sessiz kaldığı bu süre uzun sürmedi. Çünkü orada bulunanlar bu denli korktukları için kendilerini suçlamaya başladılar ve şimdiki zayıflıklarını gelecekte tamir edeceklerine yemin ettiler. İslam'ın en kötü düşmanlarından biri, ailesi ve arkadaşları arasında Ebul Hakem diye anılan müminlerin ise adını Ebu Cehil, cehaletin babası koydukları Mahzum kabilesinden Amr idi. Muhire'nin torunu o zaman Mahzumilerin başında bulunan yaşlı Velid'in de yeğeni oluyordu. Ebu Cehil amcasından sonra onun yerini alacağından emindi. Kendisi için şimdiden Mekke'de belirli bir konum sağlamış. Bu konum hem zenginliği hem konukseverliği hem de kendisine karşı çıkanlardan öç alma konusunda gösterdiği sertlik ve acelecilikten kaynaklanıyordu. O geçen hac döneminde hacıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı uyarmak için çalışanların en usanmazı ve Hazreti Peygamber'i büyücü diye adlandıranların en bağırganı idi. Kendi kabilesindeki çaresiz müminlere karşı acımasızlıkta ve diğer kabileleri de aynı şeyi yapmaya teşvik etmekte çok etkindi. Fakat bir gün kendisine rağmen yeni dine büyük bir hizmette bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin dışında Safa kapısı yakınında oturuyordu. Hacılar kapıya yakın olan Safa tepesinde başlayan ve 450 yarda kuzeydeki Merve tepesinde biten 7 kez gidip gelme farzına bu kapıdan başladıkları için kapıya Safa kapısı adı verilmiştir. Safa'nın eteklerindeki bir kaya parçası bu ibadetin başlangıç yerini işaret eder. Ebu Cehil yanından geçtiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsal yerde tek başına oturuyordu. Mahzumlunun bir önceki seferde korkmadığını göstermek için bir fırsat çıkmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durarak ağzına gelen tüm küfürleri ona karşı söyledi. Hazreti Peygamber sadece ona baktı.
Fakat hiçbir şey söylemedi. Sonunda yapabileceği tüm hakaretleri bitirdikten sonra Ebu Cehil, Hicr'de toplanmış olan diğer Kureyşlilere katılmak üzere mescide girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyle ayağa kalktı ve evine döndü. O gittikten hemen sonra yayı boynunda asılı bir halde avdan dönen Hamza karşıdan gözüktü. Avdan döndükten sonra ailesinin yanına gitmeden önce Kabe'yi ziyaret etmek onun adetiydi. Onun yaklaştığını görünce Safa kapısına yakın olan evinden bir kadın çıktı ve onu durdurdu. Bu kadın şimdi hayatta olmayan ve 20 yıl kadar önce Hilful Fudul'u kuranlardan biri olan Teim kabilesinin şefi Abdullah İbni Cudan'ın azatlılarındandı. Cudan ailesi Ebu Bekir'in kuzenleri oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve dinine bağlı olan bu kadın Ebu Cehil'in hakaretlerini duymuş ve çok sinirlenmişti. Hazreti Hamza'ya Ebu Umare dedi. Hişam'ın oğlu Ebul Hakem'in kardeşinin oğlu Muhammed'e nasıl davrandığını bir görseydin. O burada otururken geldi ve ona hakaret etti. Onunla alay etti. Daha sonra çekip gitti. Nereye gittiğini belirtmek için Kabe'ye doğru işaret etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir tek kelime bile söylemedi. Hazreti Hamza yumuşak huylu ve anlaşması kolay bir insandı. Bununla birlikte o Kureyş'in en cesuru idi. Kızdırıldığında ise en baş eğmez ve en sert adamı olurdu. Şu anda onun güçlü yapısı kızgınlıktan sarsılıyordu. Onun bu kızgınlığı ruhundan bazı şeyleri kaldırdı, özgürlüğe kavuşturdu. Ruhunda daha önce var olan bazı şeylerin tamamlanmasını sağladı. Kabe'ye giren Hamza doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti. Yanında ayakta durarak elindeki yayı tüm gücüyle arkasına indirdi. Ona hakaret edecek misin dedi. Ben de onun dinindenim. Onun iddia ettiklerinin hepsini onaylıyorum. Eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana karşı çık. Ebu Cehil korkak değildi. Fakat bu kez meselenin kapanmasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Bu yüzden ona yardım etmek için yerlerinden kalkan mahzumilere oturmalarını işaret etti ve şöyle dedi. Bırakın. Ebu Umare istediğini yapsın. Çünkü Tanrı'ya andolsun onun kardeşinin oğluna çirkince küfür ettim. Kureyş'in teklifleri ve istekleri. O günden sonra Hazreti Hamza teslim oluşunu korudu ve Hazreti Peygamber'in tüm isteklerine uydu. Onun İslam'a girmesi Kureyş'i çok etkiledi. Artık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hamza'nın koruyacağını düşünerek direkt saldırılarda bulunamıyorlardı. Diğer taraftan bu beklenmedik olay onların meselenin asıl önemini daha iyi kavramalarını sağladı ve kendilerine göre Araplar arasındaki yüksek konumlarına zarar verecek olan bu gelişmeyi önlemek ve durdurmak için yeni çözümler arama çabalarını da artırdı. Bu tehlikeyi düşünerek taktik değiştirmeye ve Abdüşşems'in ileri gelenlerinden Utbe İbni Rebia'nın mecliste yaptığı öneriyi kabul etmeye karar verdiler. Utbe, niçin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip kabul edeceği bazı tekliflerde bulunmuyoruz dedi. Kabul ettiklerini bizi rahat bırakması karşılığında veririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe yakınında yalnız başına oturduğu haberi geldi. Utbe hemen meclisten ayrıldı ve mescide gitti. O bu görevi Haşim'in kardeşi Abdüşşems'in torunu olduğu için üstlenmişti. Kusay'ın oğlu Abdülmenaf'tan sonra iki oğlu Abdüşşems ve Haşim kabileleri birbirinden ayrılmış iseler de farklılıkları büyük atalarının ortak oluşuyla kapatılabilirdi. Bunların yanı sıra Utbe, Kureyş içinde en az şiddet taraftarı olan ve daha çok uzlaşmacı karaktere sahip bir adamdı. Aynı zamanda çok da akıllıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey kardeşimin oğlu," dedi. Sen bildiğin gibi kabilenin soylularındansın ve senin soyun sana şerefli bir konum sağlıyor. Fakat sen halkına ciddi ve tehlikeli bir mesele getirdin. Bununla onların topluluğunu birbirinden ayırıyor, onların yaşam tarzının saçma olduğunu söylüyor, dinlerini ve tanrılarını küçümsüyorsun ve onların atalarına kafir diyorsun. Şimdi benim önerdiklerimi dinle, sana uygun olanı kabul et.
Eğer istediğin zenginlikse, mallarımızı birleştirir, seni aramızda en zengin kimse yaparız. Eğer istediğin şerefse, seni liderimiz yaparız ve senin sözünden hiç çıkmayız. Ve eğer kral olmak istiyorsan, seni kral yaparız. Eğer sana musallat olan cinden ve hastalıktan kurtulamıyorsan, sana bir hekim buluruz. Ve iyileşene dek senin için tüm servetimizi harcarız. Konuşmasını bitirdiğinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Ey Velid'in babası, şimdi beni dinle," dedi. Utbe, "Dinleyeceğim," deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yeni gelen surelerden birini okudu. Utbe, kazanmak istediği kişiyi etkilemek için biraz olsun dikkatle dinliyor, izlenimi vermek istiyordu. Fakat birkaç cümle dinledikten sonra tüm bu düşünceler yerini okunan kelimelerin anlamlarını düşünmeye bıraktı. Ellerini arkasına dayayarak oraya oturdu. Dinledikçe ellerinin üstüne daha çok yükleniyordu. Kulaklarına nüfuz eden dilin güzelliği karşısında şaşırmıştı. Okunan ayetler vahyin kendisinden yerlerin ve göklerin yaratılışından bahsediyordu. Eski peygamberlere, onlara tabi olmayı reddeden topluluklara ve onların nasıl cehennemi boyladıklarına değinen ayetler bunu takip ediyordu. Daha sonra inananlara değinen ve onlara bu dünyada melekler tarafından korunmayı, ahirette ve ebedi mutluluğa ulaşmayı vaat eden bir pasaj geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumasını şu cümlelerle bitirdi. Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer ona ibadet edecekseniz. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen başını yere koyarak secde etti. Daha sonra şöyle dedi. Ey Ebu'l-Velid, duyduklarını duydun. Şimdi her şey onlarla senin aranda. Utbe, arkadaşlarının yanına döndüğünde onlar Utbe'nin yüzündeki ifade değişikliğine öyle şaşırmışlardı ki "Sana ne oldu ey Ebu'l-Velid?" demekten kendilerini alamadılar. Onlara şu cevabı verdi. "Şimdiye dek hiç duymadığım sözler duydum. O şiir değil. Tanrı'ya andolsun büyü ve kehanet de değil. Ey Kureyşliler, söylediklerime kulak verin ve benim dediklerimi yapın. Bu adamla işi arasına girmeyin. Onu kendi haline bırakın. Çünkü Allah'a yemin ederim ki ondan duyduğum sözler büyük haberlerdir. Eğer Araplar onu yok ederse onu başkalarının ellerinde kaybetmiş olursunuz. Ama eğer Araplara üstün gelirse onun hakimiyeti sizin hakimiyetiniz, onun gücü sizin gücünüz olur. Böylece insanların en şanslısı olursunuz. Seni diliyle büyülemiş diye onunla alay ettiler. Size benim kişisel fikrimi söyledim. Neyin en iyi olduğunu düşünüyorsanız onu yapın," dedi. Onlara daha fazla karşı çıkmadı. Kur'an ayetleri onda çok kısa süreli bir etki yaratmıştı. O sırada Utbe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların hiçbirine cevap getiremediği için içlerinden biri şöyle dedi. "Muhammed'e haber gönderelim. Onunla konuşalım ve tartışalım ki denenmemiş hiçbir yol bırakmayalım." Bunun üzerine ona şöyle bir haber gönderdiler. "Kabilenin ileri gelen soyluları seninle konuşmak için toplandı." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların tutumlarını değiştirdiğini düşünerek hızla yanlarına gitti. Onları gerçeğe, hakka ulaştırmak istiyordu. Fakat onlar kendisine daha önce yapılan teklifleri sıralamaya başlayınca bütün ümitleri kayboldu. Konuşmalarını bitirdiklerinde onlara şöyle dedi. "Ben büyülenmiş değilim. Aranızda en şerefli olmayı veya kralınız olmayı da istemiyorum. Bilakis Allah beni size bir elçi olarak gönderdi ve bana bir kitap verdi. Sizi hem uyarmamı hem de müjdelememi emretti. Size Rabbimin mesajını ilettim ve iyi tavsiyelerde bulundum. Eğer size getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin için hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Fakat eğer getirdiklerimi kabul etmezseniz o zaman sizinle benim aramda Allah'ın hüküm vermesini bekliyorum." Onların tek cevabı daha önce kaldıkları yerden devam etmeleriydi. Eğer onların tekliflerini kabul etmiyorsa Allah'ın elçisi olduğunu ispatlayacak bir şeyler göstermeliydi. O zaman mesele hallolurdu. Rabbinden
çevremizdeki dağları kaldırmasını, toprağı dümdüz yapmasını ve ülkemizden Irak ve Suriye'deki gibi nehirler akıtmasını iste. Atalarımızdan birinin, örneğin Kusay'ın dirilmesi için dua et. Biz de ona söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Veya eğer bizim için bunları istemeyeceksen, kendin için bir şeyler iste. Allah'tan senin sözlerini doğrulayıp bizimkileri yalanlayacak bir melek indirmesini iste. Sana bahçeler, saraylar, altın ve gümüş hazineleri versin ki senin Allah katında ne kadar değerli olduğunu görebilelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara şöyle cevap verdi. Ben Allah'tan böyle şeyler isteyecek değilim. Çünkü o beni uyarmam ve müjdelemem için gönderdi. Onu dinlemeyi reddederek şöyle dediler. O zaman gökyüzünü parça parça üzerimize indir. Bunu şu ayete karşı söylüyorlardı. Eğer biz dilersek onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Karar verecek olan Allah'tır. Dilerse yapar diye cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alaylı bakışlarla cevap vermeden başka bir konuya geçtiler. Onlara göre vahyin en şaşırtıcı ve etkileyici yönü Rahman isminin çok sık geçmesiydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhalde ilham kaynağı olmalıydı. Surelerden biri Rahman Kur'an'ı öğretti sözleriyle başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyleri Yemameli bir adamdan öğrendiği söylentisini kabul etmek işlerine geldiği için şöyle diyorlardı. Sana öğretilen her şeyin Yemameli Rahman adındaki bir adamdan kaynaklandığını duyduk. Biz Rahman'a kesinlikle inanmayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam sessiz kaldı. Onlar şöyle devam ettiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi biz sözlerimizin doğruluğunu ispatladık ve Tanrı'ya andolsun ki seni rahat bırakmayacağız. Sen bizi veya biz seni yok edinceye kadar savaşacağız. İçlerinden biri şunları da ekledi. Sen bir merdiven alıp göğe tırmanıncaya ve söylediklerini doğrulayacak dört melek gelinceye dek sana inanmayacağım. O zaman bile sanırım sana inanmam. Bunları söyleyen mahzumlu Ebu Umeyye'nin oğlu Abdullah idi. Abdullah babası tarafından Ebu Cehil'in kuzeni oluyordu. Fakat Atike Abdülmuttalib'in kızıydı ve kardeşinin yani peygamberin babasının ölümünden sonra oğluna onun adını koymuştu. Halkının ileri gelenleriyle arasındaki bu uzaklığın üzüntüsüne bir de en yakın akrabalarından birinden bu sözleri duyma üzüntüsü eklenmişti. Kendisine karşı en fazla nefret besleyen kavim olan Mahzumilerden sadece bir kişi halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme İslam'a girmişti ve yine o taraftan yeni dine beklenmedik güçlü bir destek geliyordu. Ebu Seleme'nin babası tarafından kuzeni olan Erkam adında zengin bir akrabası vardı. İkisinin mahzumlu olan dedeleri kardeşti ve Erkam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir diye inancını açıkladı. Daha sonra Safa Tepesi eteklerindeki büyük evini İslam'ın hizmetine verdi. O zamandan sonra müminler Mekke'nin ortasında görülme ve rahatsız edilme kaygısı taşımadan sığınabilecek ve birlikte ibadet edebilecek bir yer bulmuşlar.